Abi, Naci Hoca iyi mi? Gördün mü sen? İyi, merak etme. Kesin boş yere suçladılar onu, eminim ben. Şey, ben bir şey diyeceğim ama... Ne oldu, söyle. Hepsi benim yüzümden oldu. Nasıl senin yüzünden olmuş olabilir ki? Sen ne yapmış olabilirsin ki? İşte. Şimdi sen bana dedin ya hani öyle kuru kuru teşekkürle olmaz. Canlarını tehlikeye attılar. İnsan hayatı bu sonuçta. Dedin ya. Ben de sana hak verdim. Gittim marmelat yaptım. Hatta sordurttum seviyor mu diye. Değil mi? Sen öyle tembihlemişsin, öyle dedi. İşte marmelat yaptım. Sonra da götürdüm. Bir kavanoz bayramı verdim. Bir kavanoz da... Naci Hoca'ya. Ablam da işte onu gördü, yanlış anladı yani. Nerede gördü? İşte... Otelde... Sen adamın odasına mı... Vallahi pencerenin camını kafamıza indirdi. Kıyametler falan koptu. Dedim abla yanlış anladın. Evli barklı adamla benim ne işim olur dedim. Yok, yok dinlemiyor. Bağır bağır. İndirdi kafamıza. Evli mi? Evet. Adam evliymiş. Ablam da kalktı gitti adama hesap sordu falan. Yazık. Hayır, kötü niyetli bir insana da benzemiyor. Çok efendi, çok düzgün bir insan gibi. Yani yapar mı öyle bir şey? Zaten ben yapar mıyım? Bırak onu yani. Han. Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok kızacaksın bana. Ne yaptın? Yemek yapmayı unuttum. Bu da bana söylemedi dalgın. Hayır, şey yani... Ben yetiştiririm, akşama yaparım. Hiç merak etmeyin. Ama şeyden diyorum, çıkıp da dışarılarda falan bir şey yemeyin ne olur. Midenizi bozarsınız. Hiç vallahi öyle bakma bana. Biliyorum ben. Abla sen iyi misin? Sarı Kantaron'la yemeklere gittiğinizi biliyorum ben, hatırlıyorum. Tabii. O midesi yok onun. Ona bir şey olmaz da babanın midesi bozulur sonra. Yazık adamcağıza. Ben yetiştiririm, bir güzel yaparım. Evde yiyin yemeğinizi. Tamam mı? Abi, ne oluyor? Abla sen git dinlen istersen bir odanda. Uyu biraz. Zor bir gün geçirdim bugün. Aa, ne zor? Ha, çamaşır mı diyorsun? Çamaşırı ben dün yıkadım. Gayet iyiyim. Benim bir şeyim yok. Abla, abla. Sen ne yaptığını hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun demin. Ne yaptın? Hani adamla kavga ettin sonra dışarı... Allah Allah, dışarının yemeğini yemeyin diyorum. Kurban olayım ya, ne olur. Kötü işte, evde yiyin yemeğinizi. Abla, sen niye şimdi böyle bir şey diyorsun? Tamam, tamam Gülben, tamam. Benim şimdi tek bir sorum var size. Ne olur iyi düşünüp cevap verin bana. Akşama ben ne yemek yapayım Han? Söyle. Ha? Han, ne ister canın? Size şöyle bol sarımsaklı yoğurtlu bir mantı yapayım mı? Mantı mı? Mantı mı? Mantı mı? Mantı mı? Şaka yapıyorsun herhalde. Allah Allah, kız niye şaka yapayım? Hayret bir şey. Ablam ablam, biz onu eve sokar mıyız kıymayı? Zaten onu yapmak yıllar sürer, yapamayız. Kız Gülben, delirdin mi sen? Köfte yaptık ya biz geçenlerde. Hani bu gelmedi, yemedi. Yine gitti. Kantaron'la birlikte. Hatırlamıyor musun? Ha? Bir güzel yapacağım işte. Mantı. Ama şimdi baba. Babaya dokunur mu acaba? Adamın tansiyonu var, şekeri var. Dur ben ona bir sorayım. Ya da... Ama şimdi ben size söylemiş bulundum ya. Sizin canınız çeker onu. Tamam. Ben iki yemek yaparım. Ona ayrı yaparım, size ayrı yaparım o zaman bir güzel. Ha? Tamam. Ben size hayatta aç bırakmam. Aa, canlarım benim. Üzülmeyin siz. Hemen gidiyorum. Canlarım dedi. Duydunuz mu canlarımı?
Abi, ben korkuyorum.